Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Teknik direktör Şenol Güneş istifa etti. Gelişmeleri Beşiktaş'ı takip eden Aspor muhabiri Furkan Yıldız aktaracak. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Dün Lugano maçı sonrasında stadyumda yaklaşık 4 saati bulan bir toplantı gerçekleşmişti. Tüm yönetim kurulu üyeleri Beşiktaş'ta bu toplantıda bulunmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş de bir süre yönetim kurulu toplantısını bekledikten sonra Sayın Başkan Ahmet Nurçebi ile bir araya gelmişti ve yaklaşık bir saat süren Başkan Ahmet Nurçebi ve Şenol Güneş arasındaki toplantıdan sonra da hocası satın ayrılmıştı. Yönetim kurulu üyeleri de gece saat 02 sularında çıkış yapmıştı stadyumdan. Bir açıklama yapılmamıştı ama dünkü toplantının tabii ki detayları artık bugün yavaş yavaş öğrenilmeye de başlandı. Teknik direktör Şenol Güneş öncelikle Beşiktaş'ın bugün sabah antrenmanında yer almadı. Bu bilgiyi de paylaşalım izleyicilerimizle. Ve Beşiktaş yönetimi de olağanüstü seçim kararı aldı. Furkan, söyledin şimdi değil mi? Evet. Bir daha söyle lütfen. Beşiktaş yönetimi, Sayın Başkan Ahmet Nurçebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu olağanüstü seçim kararı aldı. Bundan sonra ne olacak peki? Onu aktaralım hemen. Beşiktaş'ta bundan sonraki süreçte nasıl bir ilerleyiş olacak? Bir sonraki olağan seçimli genel kurul tarihine 6 aydan daha fazla bir süre kalmışsa ki Beşiktaş'ta 6 aydan çok daha fazla bir süre var olağan seçimli genel kuruluna. TÜZÜK hükümlerine göre, TÜZÜK yönetmeliğine göre 30 gün içinde başkan ve yönetim kurulunun seçimi için yeni bir olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak. Şu an için Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'nin yeniden başkan adayı olup olmayacağı henüz mevcut Başkan Ahmet Nurçebi bu konuda kararını bildirmiş değil ama gün içerisinde, 1-2 gün içerisinde de Ahmet Nurçebi'nin de bu konuda kararını vermesini, bildirmesini bekliyoruz. Ama şu an için öne çıkan 3 isim var Beşiktaş'ta. Hasan Arat, Tevfik Yaman Türk, divan başkanlığı da yapmıştı Tevfik Bey. Tevfik Yaman Türk ve Emre Kocadağ'ında gelen bilgiler seçimde, yapılacak olan yeni seçimde başkan adaylığı için açıklamada adaylığını açıklayacağı yönünde sıcak bir gelişme. Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçim kararı aldı. Şu an için Ahmet Nurçebi'nin yeniden adaylığını açıklayıp açıklamayacağı henüz netlik kazanmış bir konu değil ama Hasan Arat, Tevfik Yaman Türk ve Emre Kocadağ'ın yapılacak olan yeni seçimde adaylığını açıklamasını bekliyoruz. Şenol Güneş ile de yollar ayrıldı. İstanbul Spor maçı var Beşiktaş'ın pazar günü. İstanbul Spor maçı ve özellikle tabii ki milli ara sonrasındaki Galatasaray derbisi Beşiktaş'ta kısa süre içerisinde yeni bir yol haritası belirlenecek Aykut'unca. Sana teşekkür ediyoruz. Tabii çok spesifik bir saatlerdeyiz. Bugün açıklama bekliyorum demiştim ama bayağı erken oldu. Bayağı erken yani bugün oldu. Bekliyorduk. Ben, yani bunu bekliyordum. Söyledik. Açıklama olması yapılacak diye. Açıklama yapılacak diye bugün bilgi olarak da paylaştık ama. Böyle bekliyor muydun? Bekliyor muydun bunu? Seçim kararı artı Şenol Hoca istifa mesela. Evet. İkisini de bekliyordum. Ama çok şey olmadı. Olması Serdar Sarıdağ'da bir yorulmasın bize. Şimdi Serdar. Efendim. Beşiktaş çok önemli bir süreçten geçiyor. Bir kritik eşikte şu anda. Dün akşam zaten sen hep konuştun, anlattın ama bugün bambaşka bir güne uyandık açıkçası. Birbiri domine etkisi. Önce Şenol Hoca istifa etti, arkasından yönetim kongre kararı aldı. Bak, olağanüstü kongre kararı. Dolayısıyla bu bir güven tazeleme mi? Yoksa Nurçebi yeniden ben adayım mı diyecek? Yoksa diğer adaylar mı çıkacak? Tabii bu bir süreç. Şimdi bundan sonra ne olacak? Şenol Hoca gitti. Takımı kim çalıştıracak? Süreç nasıl işleyecek? Sözü sana bırakalım. Bu karar dün gece alındı. Dün gece çok geç saatte alındığı için açıklamayı yarına bıraktılar. Yani bugüne bıraktılar. Çünkü dün gece Şenol Hoca'nın ayrılacağı kesinleştikten sonra zaten bazı isimler dolaşmaya başladı. Benim ilk duyduğum isim bir ihtimal, yani Şenol Hoca gittikten sonra takımı kim çalıştıracak? İlk duyduğum isim dün akşam Rıza Çalınbay'dı. Kendisi dün maçtaydı. Bu bir tesadüf tabii. Yani maça gelme nedeni Şenol Hoca sonrası için değil. Bu bir tesadüf. Rıza Çalınbay ismi konuşuldu. Bunu net duydum sağlam kaynaklardan, birkaç yerden de teyit ettirdim. Öyle bir plan var.
İkincisi, olağanüstü seçim kararı da alındığı için veya alınacağı için geçici olarak Burak Yılmaz ile devam etme durumu da var. Ama benim duyduğum Burak Yılmaz'ın da bırakmayı düşündüğü, yani Şenol Hoca'nın ekibinde olduğu için, öyle gördüğü için kendisini. Ama yönetim şunu söyleyebilir, Burak Hoca sen devam et diye. Böyle bir ihtimal de var. İdari bir bölüme gelecek olursak eğer, olan seçim kararı alınmasıyla bence önce aday çıkacak mı o beklenecek. Benim de bildiğim Hasan Arat hazır Serdar, durumda. Serdar, bizim şimdi WhatsApp grubuna Furkan Yıldız yazdı, muhabir. Evet. Diyor ki, ha destekliyor bizi çocuk, şöyle diyor. Kongrenin Kasım ayında yapılması planlanıyor. Burak Yılmaz'ın İstanbulspor maçında takımın başında olma ihtimali çok yüksek diyor. Doğrudur. Milli araya öyle girmek istiyorlar. Teknik direktör meselesini milli arada çözmek istiyorlar. Kasım ayına da bir ay var. Zaten yani olağanüstü seçim kararı alındıktan sonra bir ay içerisinde seçim yapılır. Dolayısıyla bu süreç içerisinde benim duyduğum Hasan Arat'ın hazır olduğu, hemen çıkabileceği iddia ediliyor. Benim konuştuğum zaman o tarafla öyle bilgileri aldım. Belki de başkan adayı olmayacak deniliyor ama benim de duyduğum yönetimi değiştirerek yeniden bir güven oyu sağlama. Çünkü 2025 seçiminde aday olması beklenen bazı isimlerin eğer olağanüstü seçim kararı alınırsa biz bu dönemde girmeyiz. Çünkü zaten 1,5 sene sonra gene seçim var. Orayı bekleriz dediklerini duydum. Dolayısıyla şu an için hem teknik direktörlükte hem adaylarda bir belirsizlik var ama benim duyduğum en yakın Hasan Arat, Ahmet Nurçebi yarışı görebiliriz Kasım ayında. Ahmet Nurçebi yönetimini değiştirerek, bazı Serdar, değiştirerek. Serdar bak sen o gün burada hep yorum yapıyorsunuz Beşiktaş'ı. Dün mesela bizim Spor Gündem programında sevgili Ozan Zeybek ve Serkan Korkmaz da altını çizdiler. Şenol Hoca'nın son maçları olabilir dediler. Yani ayrılabilir dediler. Şimdi bu tabii ki bu şöyle. Yani Ozan Zeybek ve Serkan Korkmaz Beşiktaş'tan bir haber aldıklarını söylemiyorum. Ama oluşan tablo, algı bunlar herkesi etkiliyor. Sana göre malumun ilanı mıydı bu? Kongre kararı... Adana Demirspor maçından sonra malumun ilanı oldu. Adana Demirspor maçından sonra ben de bu yıllardır bu işi yapıyoruz, bu dünyanın içerisindeyiz. Dedim ki buradan bir şey çıkmaz. Hocayla takım arasında bağlar kopmuş. Birbirlerine olan güven sarsılmış. İşte Rozier'in hocayı dinlememesi, sürekli uyarılara rağmen. Bu bir örnek sadece. O çok net belliydi. Yani o Sergen Hoca döneminde de oldu. Valerian İsmail döneminde de oldu. Şimdi eğer, bu da benim bir tecrübeye dayanarak bir tavsiyem sevgili Aykut. Hangi hoca gelirse gelsin, hangi başkan gelirse gelsin, Ahmet Nurçebi bir daha gelirse gelsin, takım içerisinde büyük bir revizyona gitmeden bu işi çözemezler. Bir dahaki gelen hocanın da sonu böyle olacak. Revizyon dediğin, revizyon dediğin 17 milyon euroyu tekrar silip yeniden bir 17 milyon. Bir, hayır, iki. Taraftarın bile çok sevdiği isimleri bile gerekirse yolları ayıracak. Sana göre Ahmet Bey Nurçebi yeniden adaylığını koyar mı? Koyma ihtimali var. Abi Serdar abi özür diliyorum. Bence Sayın Ahmet Nurçebi'nin yeniden aday olma ihtimali olmama ihtimalinden daha yüksek. Bak ben aday olma ihtimali. Evet. Aday mı diyorsun sen? Aday olma ihtimali olmamasına göre daha yüksek ihtimal diye düşünüyorum. Evet yani bence o ihtimal var. Koyacak diyorsun yani. Çünkü o kalan 1,5 senesini tamamlamak istiyor. Hocayı da değiştirerek, yönetimi de değiştirerek, devre arasında da bazı isimlerle yolları ayırarak ve devre arasında farklı başka isimleri transfer ederek.